Merhabalar. Merhaba. Bizi özlediniz mi? Yani iki haftadır video atmıyoruz. Evet, biraz rahatsızlandık. Arka arkaya biraz sıkıntılar oldu. O yüzden de bu dönemde de tabii karavanda ilgilenemediğimiz için de video hazırlayıp atamadık. Bu dönem içinde aslında hiçbir şey yapmadık karavanla ilgili. Çünkü aslına bakarsanız bir karar aşamasında gibi bir şeyiz. Ya zaten içinin sökümünü bitirdik biz en sonki videodan sonra. Tamamen sökümünü bitirdik. Ve bu noktadan sonra bir karar vermemiz gerekti. Bunu artık haftaki videoya bırakıyoruz. Çünkü haftaya o karar verip ona göre hareket edeceğiz. Ama bu hafta da böyle boş geçmesin dedik. Biz bir ara bir İzmir'e gidip gelmiştik. Hem bu karlı, zorlu yollarda uzayı denemiştik. Bunun performansını, neler yaşadığımızı, başımıza da birkaç bir şeyler geldi. Dumanlar falan çıktı. Şey çok saçma yani, hiçbir şey yokken ve kışın ortasında hiç bilmediğin, motorunu bile motorcuya göstermediğin bir kocaman eski bir karavanla aldığımızdan beri hiç bir yere göstermedik. Aldık, direkt biz dedik ki İzmir'e gidelim mi? Gidelim ya dedik. Hani yolda da öyle bir kar yağmaya başladı ki hani ben kendim deliyimdir ama heyecan ararım falan filan. Hasibe benden deli. Ben bir yerlerde dönelim falan diye Hasibe bas bas gidelim. Yani hep sonu daha aydınlık olacak. İşte şurayı atladıktan sonra kar bitecek falan diye gittik. Bir sürü doğa olayı gördük. Ya problemimiz de hem karavanın motor olarak sıkıntıları var hem içinde bir küf kokusu var. O yüzden camlar açık gitmemiz lazım. Ya ama zaten sökerken biliyorsunuz bir kısmı ya alt döşemenin, evet, ne denir ona, bildiğin asfalt görünüyor. Delindi. Yani. Tam bir egzozun orası delinmiş. Onun dumanı falan da içine girdi falan. Neyse, yolculuğumuz böyle zor bir yolculuk yaptık. Bu yolculuğumuzda sizi baş başa bırakıyoruz. Günaydın. Saat bayağı erken. Bir de dışarıda şöyle kar var. Bu havada. Biz nereye gidiyoruz? Hadi bismillah, yola çıktık. Şimdi bizi biraz korkutan ve böyle artık acaba geri mi dönsek dedirten bir noktadayız. Çünkü kar tutmaya başladı yollar. Ama biz Kütahya'ya geçtikten sonra rahatlama umuduyla yola devam ediyoruz. Bir de Kütahya'da daha soğuk hava ve belki daha uzun zamandır kar yağıyor. Yani ne göreceğiz bilmiyoruz. İnşallah yolda kalmayız. Bismillah dedik çıktık bakalım. Ümit aşırı stresli. Şu an onu göstereyim mi size? Abi yola baksana yani. Arabanın huyunu suyunu bilmiyorum. İlk defa bu kadar büyük bir araç kullanıyorum. Ya karı görüyor musunuz ya? Şimdi Kütahya'ya 50 kilometre falan var. Ve demin kaloriferlerimizden duman çıktı. Bayağı yanık koktu. Kaloriferi de kapattık. Şu an karla havada gitmeye çalışıyoruz. Niye hala geri dönmeye karar vermedik bilmiyorum. Geri dönmedik. Bakalım İzmir'e varacak mıyız? İzmir'e varabilecek miyiz? Kütahya'ya varabilecek miyiz? En önemlisi. Şu an, çünkü Kütahya'dan sonra bir şekilde gidilir. Ümit'in ön tarafı silecekler kesinlikle iş görmüyor. İnip bir noktada orayı temizlememiz gerekebilir ama ne eldiven ne atkı hiçbir şey almadık. Yolun böyle olacağını hiç düşünmedik. Şu an gidiyoruz ya, Allah'a emanet. Şuradan dönüş var. Dönsek mi acaba? Çünkü o kadar yollar artık karla kapanmaya başladı. Ay bilmiyoruz. Biraz korkmaya başladık açıkçası. Kütahya'ya varabilecek miyiz acaba? Çıkma Ümit. Sallama Ümit. Çok yavaş gidiyoruz. 50'de. Üşüdüm, dondum. Bacaklarımızı falan örttük böyle. Yol böyle. Sileceğimizin şurası kopuyor gibi. Bir yerde mola vermek istemiyoruz. Çünkü bu kar şeyini bitirmek istiyoruz bir an önce. Karlı kısmı. Bir işte 30 dakikamız falan kaldı Kütahya'ya. Ondan sonrası rahat inşallah.
Kütahya'ya varabilecek miyiz hiç bilmiyoruz. Kar iyice tuttu. Yani artık böyle şey, demin yanımızdan bir tane araba bizi solladı. Böyle şey, bütün camlarımızın hepsini karla kapladı. Ve bizim silecekler onu silemedi. Çok korkunç, böyle çok korkutucu bir an yaşadık. Sonrasında şey, silecek biraz çalışınca tabii silebildi. Şu an sesi iyice şey oldu. Hadi bakalım, gidiyoruz. İnşallah Kütahya'ya varabiliriz ya. Mola verdik. Bugünkü üçüncü molamız. Çünkü yolda çok üşüyoruz. Şimdi ilk molamızı daha Eskişehir'den çıkmadan kahvaltı için vermiştik. İkinci molamızı artık buz tuttuğumuz için, böyle artık ayaklarımız sızlamaya başladığı için Kütahya'da alışveriş merkezine verdik ve Ümit o kadar ince giymiş ki onu bir tane böyle polar kapkalın bir pijama aldık. Çok pantolonun, güzel ama. Pantolonun içine giydi. Bu arada şey, Ümit'in zaten bir pijamaya ihtiyacı vardı. İyi oldu, çok güzel oldu. Bir tane pijaması vardı sadece. İkincisi oldu, çok mutlu olduk. Sonra... Gediz'deyiz şu an. Gediz'deyiz. Burada... Sıcak bir çorba içtik, iyi oldu bence ya. Ay evet, sıcacık bir çorba içtik. Böyle limon sıktık falan. Çünkü boğazlarımız ağrımaya başladı. Çok net böyle hastalık geliyorum diyor falan. Biz ama şey, çayımızı da limonlu içtik. Artık böyle bulursak ıhlamur falan içeriz yolda. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Burada da yağmur yağıyor. Kar bitti çok şükür. Çok mutluyum şu an kar olmadığına. Hadi gidelim, devam edelim. Hadi. Kamyonlar çok yakın geçiyor. Yol teke düştü ya. Ayarlayamıyorum daha. Çok geniş bir araç ya. Şimdi Kula'da bir yerde daha durduk. Bir çay içtik. Isınma molaları bunlar ama yavaş yavaş İzmir'e de yaklaştık. 1,5-2 saat sonra İzmir'de olacağız. Araç genel anlamda bizi şartları... Biz bunları biliyorduk, zorladı ama yani şu eksiklikler giderildiği zaman, ki başta şu küf kokusu giderildiği zaman bence bayağı keyifli ya. Ben kullanmasında çok zorluk yaşamadım yani, bayağı şimdi, keyifli. Şimdi kullanması zor değil, tamam. Sorun ne biliyor musunuz? Kaloriferimiz yok. Kaloriferden duman çıktı ve sonrasında kaloriferi çalıştıramadık. Küf kokuyor ve camları açık tutuyoruz. Ve kar yağıyor, yağmur yağıyor, bayırlar çıkıyoruz falan. Bayağı zorlu şartlarla geçtik yani. Ya her türlü doğa olayını yaşadı kamyonumuz diyorum. Ve tık demedi maşallah. Allah. Çok yorduk son, hele şeyde son 2 saatte falan böyle yaldır yaldır geldik. Çok yoruldu. Sesi değişti motorun falan filan, dinlensin diye durduk. Çocukcağız, yazık. Eve bakalım, gidiyoruz. Çok az kaldı İzmir'e. Bizim artık şey, soğuğa tahammülümüz kalmadı. Böyle inşallah bir an önce gideriz. İnşallah hava biraz daha ısınır. İnşallah ya. İyi akşamlar. Saçım başım dağılmış. Dağılmış mı? Evet. Dağılır normal ya. Bayağı rüzgarlı bir yolculuktu. Geldik. Evet, video böyleydi. İzmir'e neden gittik? Bir işimiz vardı. Neden karavanla gitmeyelim dedik ve gittik. Evet. Bu kadar aslında. Yani hani biraz delilik aslında. Zor da bir yolculuk oldu ama çok da yani gelecek için de bize böyle çok ümitlendirdi. Şöyle söyleyeyim, uzayda ben de aslında belli testlerden geçmiş olduk. Çok yoğun kar yağışı. Sağanak yağmur. Sağanak yağmur. Sonra gece yolculuğu. Ve şehir içine girdik. Bu trafikte bunu ilk defa kullanma şansım oldu, bu kadar büyük bir aracı. Ve bu testten de geçtik. Uzayda ben de artık uzun bir yolculuğa çıkabiliriz. Tabii bu süreçten sonra biz... Karavanı şimdi bakıma göndereceğiz. Bir tane Mercedes servisiyle görüştük. İşte bakalım, onlar parçaları falan temin edecekler. Yani bir genel bir bakım
komple, çünkü yola çıkmadan önce bütün eksiklikleri ne varsa giderilsin diye bir bakıma sokacağız. Ondan sonra zaten aşamaları sizle paylaşmaya devam ederiz. Bundan yolculuk güzel olur dedik yani. Şey gibi değil mi böyle? Ya camından mıdır? Panoramik bir manzara görüyorsunuz. Evet, videolardan siz de anlamışsınızdır. Yani bir atlasın içinde böyle bir hani arabadasın. Bunda arabada değilsin gibi veya bir çok eskilerden bir tarihte. Ya da çok yolu hissettiğin için belki bu kadar. Evet. Yani o ya. His... Yolda gidiyorsun hissini tam yaşıyorsun. Ya şimdi. Çok iyi. Birazdan dönüş videolarından da... Ay köpekler birbirine girdi orada. Aslında sadece havlıyorlar. He. O bir tane yabancı köpek girdi herhalde oraya da o yüzden öyle yapıyorlar. Kimse hiçbir şey yapmıyor. Bir de anne geliyor galiba. He, anne geliyor oraya. Aynen. Şurada da yavru köpekler var da inşaatın içine girmişler. Çok tatlılar. Onlar da böyle komşu oldular. Evet, oraya yuvaları da oldu inşaatın içinde. Neyse, konuya dönersek ya bundan sonraki aşamaları zaten karavan aşamalarını paylaşırız sizlerle. Ama büyük ihtimalle önümüzdeki hafta bir motor bakıma gidiyoruz. Bir de bir karar veriyoruz. Karavanla ilgili aslında bizim en önemli kararlarımızdan biri olacak bu. Bakalım hayırlısı, önümüzdeki hafta onu da paylaşır sizle. Araçtan da bahsedeyim. Aracın benim tahminimden daha iyi motor olarak performansı vardı. Bayırlara falan çıkarken ben bayağı tırları falan solladım bununla. Ha, en son şey bizim eski Atlas'ın modelinden bir aracı solladık biz. Ama şey artık şey, ibre böyle tak 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 vuruyor ve kendine gelmedi bir ya daha. İbrenin şeyi 90 gösteriyor. Maksimumda 90 evet, maksimum 90 var ama böyle tak 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 vuruyor ama gidiyor daha yani. Bence bu daha yani ibre olsa gidecek, bir de vites olsa daha da gidecek maşallah şey, 4, var yani. 4 vitesli araba. Yani daha fazla vites koysalarmış bence gidermiş. Bence de gidermiş. Motorunun maşallahı vardı. Çok iyi performans verdi yani. Biz o konuda çok mutlu olduk. Hiç ibreyi de çekmedik, aklımıza gelmedi. Aa, evet. Neyse, bundan sonra çok yolculuklarımız olacak inşallah. Onları da çekeriz. Ama belki onu yaptırırız. Yani o... Çünkü yol boyunca biz o bir şeyden sonra tak 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 böyle her iniş çıkışında vurmaya başladı. Biz, zaten arabanın içinde çok fazla ses var. Bir de o ses eklenince falan filan. Evet evet, bayağı bir ses yalıtımı da ön tarafa da kabine de yapılması evet. Gerekiyor. Yani bayağı işlemler var artık. Evet, bunları da artık yavaş yavaş yapacağız. Böyle arada sizinle de bir anımızı paylaşmış olduk. Zorlu şartları geçtik uzayla. Ve güzel bir deneyim oldu bizim için de. Bir dahaki videoya, haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.